karşılık bulmadığı için e, o hakkından feragat etmiş sayılıyor deniyor. Yanı sıra eee Viyana'dan <laughs> göz altında biliyorsunuz. Amerika mı alabilecek Türkiye mi alabilecek o bile belli değil. Tuhaf bir durum var. Ama e, bu vesileyle unutulan bir şeyi belki hatırlamakta fayda var. Hep ne diyoruz biz? Amerikan e, yargısının, bu Kingston kardeşlerin vesaire onların e, tutuklanması, yargılanması, olayın onların ifadesiyle Sezgin Baran Korkmaz'a mesele ortaya çıkan bir mesele var. 132 milyon dolar en az kara para Türkiye'ye gönderildi diye. Şimdi bakın, kara para dediğiniz şey ne? E, bir süre önce, e, 2020'nin sonlarındaydı yanılmıyorsam, Özgür Özel çıktı bir yazılı açıklama yaptı, işte önerge verdi falan. Kim duydu, kim haberdar oldu? Özgür Özel dedi ki, bu iktidar 12 yılda 6 kez kara para yasasını değiştirdi. Varlık barışı. Varlık barışı adı altında. Bunun adı kara para yasası. Varlık barışı getirdi. Ne yapıyor? Getir, yeter ki getir. Sen bir lokma bana vergi ver, Türkiye'de bu para gelsin, ben görmezden geleceğim. Zaten Türkiye'de nerede buldun yasası da olmadığını bir hukukçu dostum dostumda gayet açıklıkla katkıda bulundu eksik olmasını anlattı. Kara para yani nereden buldun yasası yok. Kara para diye bir şey yok yani bunlar iktidarın izniyle iktidarın göz yummasıyla Türkiye'ye gelmesine yol açılan izin verilen bir para. Ya şimdi. Aslında demokratik olmayan otoriter rejimlerin finansman kaynağı da budur. Ee, e nereden finanse edileceksiniz? Türkiye'de net doğrudan yabancı sermaye ilk defa 2000'li yıllardan beri ilk defa eksiye düşmüş. Yani gelen sermayeden çok daha fazlası gitmiş. Artık memlekette ülkeyi terk eden bir sermaye var. E, bu sermaye tırnak içinde meşru sermaye. E fakat finanse edilmesi gereken tüketim var, finanse edilmesi gereken yatırımlar var. Bunlar nasıl finanse edilecek? O halde dışarıdan gelen paranın herhangi bir şekilde kaynağını sormayacaksınız. Öte yandan kaynağını sormayacaksınız. Ben kara paraya böyle bir güzellik yapıyorsam çünkü kara paranın en istediği şey aklanmak ve sistemin içine nüfuz etmek. Bir biçimiyle uyuşturu satmışsınız, silah satmışsınız, gayrimeşru ilişkilerin içine girmişsiniz ve devasa paralar kazanmışsınız. Bu parayı aklayacak ve sistemin içine sokacak insana çok ciddi paralar vaat ederim ben. Çünkü ben Böylece kendimi kurtarıyorum. Bütün suç şeyinden, isnatlarından vesaire. Türkiye bu haliyle bir kara para cennetine dönüşmüş durumda. Varlık barışı dedikleri hikaye de budur zaten. Varlık barışı ne? En kapsamlısı 2018 yılında çıkartıldı. Nereden gelirse gelsin. Biz bunu almayacağız. Daha acısını söyleyeyim. Türkiye'nin yaklaşık 40 ile 60 milyar dolar parası vergi cennetlerinde tutuluyor. Offshore hesaplarda tutuluyor. Türkiye'nin derken Kamu bankalarının veya kamunun demiyorum, Türkiyeli iş insanlarının, Türkiyeli zenginlerin parası vergi cennetlerinden Türkiye'ye gelen paradan normal şartlar altında kurumlar vergisi kanunu gereği bizim iki kat vergi almamız gerekiyor. 2006 yılında çıkarttık biz bu kanunu. Biz dediğim ya hükümet çıkarttı. 2006 yılında çıkan kanun diyor ki bakanlar kurulu kararına göre bakanlar kurulu şey yapıyor bunu. Bakanlar kurulu e, vergi cennetlerinden Türkiye'ye gelen Paradan iki kat daha fazla vergi alınmasını düzenler, vergi cennetlerini bakanlar kurulu listeler. Ya insanla alay eder gibi 15 yıldır tek bir vergi cennetini bakanlar kurulu vergi cenneti listesini almış değil. Türkiye'nin tanıdığı bir vergi cenneti yok. Ya bakıyorsunuz Binali Yıldırım'ın çocuklarının e, Malta'da şirketleri var bir vergi cenneti. Ama çok çalışkan çocuklar bak. Ya ama... Nasıl çalışkan? Ta Venezuela'lara gidiyorlar hala daha yarınlamıyorlar ben ne diyeyim yani? Ya, insanlık adına. Ben mi çok korkak? insanlar itibarları çok e, şey, e, ucuz. itibarları çok ucuz. Banka hesabında birisi 500 lira, 600 lira göndereceği zaman ya ismini yaz da bir. <laughs> hani çünkü yanlış anlaşılmasın diye. Ya şey olur Tabii. hani. Ya eski bir başbakanın çocuğu niye bir vergi cennetinde şirket kurar? ...veya bu vergi cennetler tamamen meşru... ...bir şirket... ...yasa dışı bir şey demiyorum ben zaten... ...tamamen meşru... Ama, ama, neden? ...ama kardeşim... ...ya ayıptır ya... ...bizim itibarımız sarsılır... ...olur mu öyle şey... ...ben bu memlekette başbakanlık yaptım diye... ...niye çocuklarını uyarmaz... ...bu memlekette... ...herkese ben vergi ver... ...bu memleketin vergisi... ...doğru yerlere harcanır... ...diyen bir insanın çocuğu... ...neden vergi cennetlerinde... ...şirket kurar... ...hem de iki tane üç tane... Ka ...sadece o değil... Aynı şirketlerin Erdoğan'ın çocuklarında da var. Ya neden böyle bir şey yaparsınız siz? Vergi cennetleri, offshore hesaplardaki paralar gayrimeşru paralardır. Çünkü hesapları finansal gizlilik içerisinde yürür. Biz bunlara niye bir şey demeyiz? Burada tabii o yüzden demin dediğim yere geleceğim. Bir toplumsal muhalefet gerekir buna. Yani sadece seçimden seçime gidip işte şu partiye oy verelim, onlar bizim adımıza muhalefet etsinler değil. Hayır insanlar derneklere, sendikalara üye olurlar. İşte bu dernekler sendikaların yaptıkları açıklamalar basında, medyada gündem olur. Basın medya bunları dile getirir. Yani ortada bir e, topyekun bir aslında ses çıkarmamız gereken bir şey var. Eğer ki ses çıkarmazsak bizim sonumuz ne olacağı belli. Bizim ülkemize çok para gelir. Ama o gelen paranın maliyeti çok yüksek olur. Suriye yabancı sermaye geliyor Suriye'ye. Suriye yabancı sermaye geliyor çünkü çok riskli bu bölgeye yatırım yapmak aynı zamanda bir o kadar da fazla para kazandırıyor. Ya Suriye demişken bakın e, Sedat Peker Suriye meselesine şöyle bir değindi geri gitti çünkü orası en cız konulardan biri ya e, bir iki e, bu HDP'ye saldıran e, yaratık. Suriye'de sağlık görevlisi olarak çalışmış güya. Halep'ten şöyle bu fotoğraf işte bir sedye yatak gibi bir yer var arkada. Halep'te çekilmiş bu fotoğraf bu. E, i̇şte bu işaretle birlikte, bozkurt işaretiyle. Üç, şimdi isim vermeyeceğim. Fakat önümüzdeki günlerde bu konu biraz daha büyüyebilir. O nedenle şimdiden hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Serdar Akinan, gazeteci Serdar Akinan bir konu için araştırmalar yaparken Suriye ile ilgili bir meseleye ne diyeyim toslamış. Diyor ki Ankara'da ki önemli bir kadın gazetecinin eşi Suriye'yi yağmalıyor. Yanı sıra Suriye konusunda mülteciler için özellikle Yıllardır mücadeleden Natali Avazyan. Benim Twitter'da da takip ettiğim bir isimdir. Nathalie Avazyan da aynı şeyi söyledi. O üstelik isim de veriyor. Ben dediğim gibi isim vermeyeceğim ama Türkiye'de bir kadın e, gazet Türkiye'nin Ankara'da bir e, kadın gazeteci çok önemli bir grupta temsilci olarak çalışıyor. Eşinin Suriye'de tırnak içinde yağmalama ile itham edildiğini söyleyeyim. Şu kadar, biz i̇şte oradan yağlar alınıyor geliyor ama yani el konularak getiriliyor.